Abilerim, kardeşlerim, dostlarım merhabalar. Yeniden kanalıma hoş geldiniz. Bir videomuz daha var. Hem motor çalıştık, onun videosunu atacağız. Hem de geçen yarık kalmış bir kranktaki mevzu var. Onu anlatacağım. Ne yapıyoruz, ne yapıyoruz, ne yapmaya çalışıyoruz. Müşteri memnuniyeti için gereken neyse, ne yaptıklarımızı anlatmaya çalışacağız. Bunları söyleyeceğim. Bu çok ince, güzel bir bilgidir. Elinde böyle krank olan varsa, mobilet için söylüyorum. Böyle krank olan varsa bunu yapmasını tavsiye ederim. Neden? Çok acayip titreşim yapar. Çok acayip böyle bir motor, hele bir de 3 yıldız 1. sınıf ISL taktıysan o krankın üzerine acayip titrer. Üstten depolu veya kadar olması çok sorun değil. Sanki böyle oturduğunuz yerin altında böyle çok büyük böyle karıncalar yürüyor gibi. Bunun sonucu kadro kırmaya dahi gider. Bunları anlatmaya çalışacağım. İnşallah yardım etmeye çalışırız. Yardım edebiliriz. Gereken bilgilendirmeleri yaparız. Hemen videomuza geçelim. Çok fazla vaktimiz yok. Elimden geldiği kadar. Bu da cuma akşam videosu olsun. Ne yapıyoruz abi hemen? Arkadaşlarım şimdi krankımız şu. Biliyorsunuz. Şu krank en son çıkan belde sana yapmış olduğu krank. Balanssız. Neden daha önce, peki neden diyor, önce söylemeyelim. İlk yaptığı krank buydu. Tam devir krank. Bakın. Tam devir krank buydu. Çok güzel. Çok sağlam bir çeliği var. Hiçbir sorun sıkıntı yapmaz. Neden buna modele döndü onu da söyleyeceğim. Şu araları, bakın şu araları fazla olduğu için bunlar balans yapıyor. Bunlar balans yapıyor. Peki çelikleri nasıl? Gayet güzel çelikleri var. Sağlamlığı 10 numara. Hiçbir sıkıntısı olmaz. Çok fazla burayı başka bir öyle kendini bilme pres tornacı oynamadığı sürece. Burada eğik bükük olmadığı sürece. Keçe yataklarında iz olmadığı sürece şuralarda. Burada da iz yoksa hiçbir sıkıntı olmaz. Ya da bakın bak buraları ben çizdim. Bak bu bille yatan çalışacağı yerde ufaktan bir böyle bir deforme var. Böyle bir daha önce bu krank bakın bu şuralar görüyorsunuz. Bu uğultu yapar. Öyle olmadığı sürece kranka derman yetmez. Ama şöyle krankım var da çıta takmak istersen ara topuzlu olur. Ama onun haricinde normal debriyajı şöyle debriyaj takarsan o zaman uğultu yapar. Gov 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 etmeye başlar. Neyse hemen biz mevzumuza geçelim. Daha önce bu bildiğim kadar, aklımda kaldığı kadarıyla bir dostumuz geldi. Beni çok videolarımı takip ediyormuş. Manisa olması lazım herhalde zannedersem. Bana böyle bir krank getirdi. Usta bunları hangisini sevdim beğendim onun benim motoru tak diye çit yapmıştık ona da. 50 kilo çit. İsmini söylemeyeyim. Gerek yok. Dedim ki bak şimdi senin getirdiğin kranklar ikisi bundan. Mesela ikisi bundan biri bundan. Ama bu krank sağlamdır değildir onu bilmiyoruz. Bakacağız. Ki sağlam değil zaten şuradan dipten eğmiş. Şu krank sağlam olsa bile dedim bu krankta acayip titreşim olur. Balans olur dedim. Bir şekilde yaptık gönderdik. Ama nedense bu arkadaşımız bize fazla güvenmemiş. Bazı oradaki o yaşadığı yerdeki Manisa'daki ustalar öyle söyleyeyim yani. Tornacı arkadaşlar. Ben arkadaş şimdi şöyle bir şey var. Her tornacı mobilet krankını anlamaz. Her tornacı ince simetrik şekillerin başka bir tornacı yaptığı yapamaz. Ben kimsenin yaptığı işe asla kötü bir şey demiyorum ama şöyle bir şey var. Şu krankı sen bağla bunda balans yok. Peki. Diyelim ki öyle diyorsun. Al abi şu tek motoru. Şöyle bir tek motora bağla. Kadronun üstüne bindir. Bir çalıştır bakalım. Vızır vızır titremezse ben bu işi bilmiyorum demektir abicim. Sormuştu arkadaş bunu güya sözde. Tornacılar oradaki tornacılara. Yine balans ya öyle balans mı olur? Nasıl bir tamirci demişler. İsteyen denesin. Şu krankı alsın. Titreşim yok bunda desin. Bu şekilde bak şu şekilde alsın taksın. Titreşim yok balans yok desinler. Ben bu işi bırakayım diyorum. Bundan daha fazla ileri söz olmaz. Peki sen bunlara ne yapıyorsun? Bakın aynı krank. Ne yapmışız abici? Şuraları. Bakın. Bu açlık. Neye benzettik? Buna benzettik. Krank sağlam. Atmaya gerek yok. Ama çift ise, motor çift ise bakın bu krank şurada balans var. Bunun da burası da balans var. Biri aşağıda biri yukarıda olduğu için o balansı ortalar. Krank kolları bir aşağı bir yukarıda olduğu için o zaman ortalar. O zaman bir sıkıntı olmaz. Ama tek için bu cayır cayır titrer abicim. Yok titriyor titremiyor isteyen istediğini desin. Gelsin gözümle ispatlasın ben bu işi bırakayım diyorum. Bundan daha ileri bir söz olmaz. Peki varsa bundan tak. Yoksa elinde böyle krank varsa böyle balansını al. Tertemizle temizle. Mis gibi güzel dene yap. İki tarafta aynı olsun bak. Burası da aynı. Şurası da aynı. Şuralarda aynı olsun. Şunu yaptığının aynısı bu tarafta da olsun ki tam o zaman balans olmasın. Bir daha söylüyorum. Şu krankın üzerine krank başka yok. Şu kranktan bile sağlam. Yani bakın şu modeli, yeni modelin beldesen krankın şunlar daha kaliteli. Maddesi, madeni, demiri, çeliği daha kuvvetli. Daha sağlam. Onu söylemeye çalışıyorum.
Geçen bunu anlatmaya çalıştım biraz. Yarıda kaldığı için daha iyi bir bilgilendirme olsun. Ve izlediğini biliyorum. O arkadaşa cevap olsun diyerekten söyledim. Benim yaptığım işi başka bir motorcu yapamaz. Onu yaptığı işi de ben yapamam. Herkesin bildiği bileceği kendisine. Tecrübesi kendine. Kimse asla kötü bir şöyle böyle demedik demiyoruz da. Beni tanıyanlar tanır, bilenler bilir. Onu söylemeye çalışıyorum. Şu krankta balans yok diyen o tornacıya sana söylüyorum. Bir zahmet git. Veya şöyle krankın varsa al bunu tak bir tek motora, tek motora diyorum bak tak. Vızır vızır öttüğünü de cayır cayır titretinde gör. Ondan sonra haklı mıyım, haksız mıyım? Telefon numaramı biliyorsun aç söyle. Neyse bu da buna bir şekilde cevap olsun. Bunu geçtik. Şimdi ne yapıyoruz abicim? Burada bir tek motorumuz var. İzmir Ala Metin Ekin kardeşimizin. Gereken her türlü parçalarını bana gönderdi. Ustam bir zahmet bunu bana çalıştır. Ben burada keyfi bileceğim. Çıtı çıtı çalışsın. Bizim tercihimiz, egzozumuz bu şekilde olacak. Güzel şeysi de olsun. Tırlaması da olsun. Tımbır tımbır çalışsın. Bastığımız zaman gitsin. Gaz verdiğimiz zaman, bastığımız zaman çalışsın. Gaz verdiğimiz zaman gitsin diyerekten. Ayakta marşını almış. Silindir, evraklı motor. Silindirini almış. Yansıtan ayaklar diyorsun. Yan manifoldu vardı. Dedim şu olduğu için pek fazla iyi olmaz. Dik manifold takalım daha iyi olur dedim. Gereken açıklamaları yaptım. Olmayan malzemeler, dış beyin gibi, bobin gibi bunları da biz hallettik. Gereken tamiratlarını, şeyleri, montajlarını yaptık, çalıştık. Allah izin verirse göndereceğiz. Güle güle kullansın. Makine güzel oldu. İlk çalışmalar daha. Çalıştıralım, makinemin sesini duyalım. Gönderelim. Güle güle binsin inşallah. Surat ayarı ile hızla hiç alakası yok. Orijinal derece. Sadece her şeyleri orijinal. Bu makine iyi bir ön dişli, arka dişli uydurursan rodajdan sonra bu makine senin en kötü şartlarda 90-100 civarında gider. En kötü şartlarda. Bu açmaya bağlı, rodaja bağlı tabii ki. Hadi makinesi çalıştıralım, sesini dinleyelim bir. Şimdi bu bana ikinci dek gelişi. Hemen onu da söyleyeyim. Bu arkadaşımız bir karotörü sıfır almış. Yan memesi normalde uzun olur. O uzun ince yeri kesik çıktı. Belki fabrika böyle yapıyordur bilmiyorum. Belki bir yerlerde kırıldı. Öyle taktılar. Dikkat edin arkadaşlar. Bu memenin uzunluğu önemlidir. Uzun olduğu zamanlarda motora daha biraz daha performanslı gaz eder. Kısa olursa biraz daha tırlaması fazla olur ama çok yakar. Onu söylemeye çalışıyorum. Makineyi bir daha şey yapalım. Çalıştıralım. Sesini dinleyelim. Video sonlandıralım inşallah. Bence makine olumlu, geçerli. Tekne sahibine hayırlı olsun, güle güle kullansın. Allah kaza bela vermesin. Elimizden geldiği kadar her türlü bilgilendirmelerimizi, tamirlerimizi, montajlarımızı yapıyoruz. Allah'a havale gönderiyoruz. Dediklerimizi yaptığınız sürece hiçbir sıkıntı olmaz. Olursa ben buradayım, telefonu açın yeter diyorum. Dediklerime uyduğunuz sürece bizden bu kadar. Yaptığımız işin her zaman arkasındayız. Gereken garantisini, güvenilirliğini veririz. Evvelallah adımız güven, Mevlana torunuyuz. Bizden bu kadar. Allah'a emanet olun. Seviyorsunuz. Diyemedim tam, kusura bakmayın. Hayırlı günler, Allah'a emanet olun. Eyvallah.